Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Olabilmesi adına ciddi istişarelerde bulunduk. Nasıl ki bu binayı hayırsever değerli dostlarımız gerçekleştirdiler. Eczacılık fakültemizin de Bafra'mızda güçlü bir şekilde var olması ve gelecekte de Türkiye'deki eczacılık fakülteleri içerisinde sayılı bir fakülte olması adına neler yapılması gerektiği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah Bafra'daki eczacılık fakültemiz sadece eğitim öğretimle meşgul olan bir fakülte değil, daha çok araştırmayla, Ar-Ge ile öne çıkan ve Türkiye'nin ilaç sanayisindeki önemli bilgilerin üretileceği bir merkez halinde gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda huzurlarımızda öncelikle Bafra İşletme Fakültesi'nin bu binasını yapan hayırsever dostlarımıza, Akif Arslan, Esafet Arslan ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ikinci bir fakültenin de burada kuruluşunu desteklemişlerdir. Onun sebebidirler. Hayırlı çıkılan yolların sonunda da hayırla buluşmak kaçınılmazdır. Hayırsever ailelerimizin vesile olduğu bu güzel beraberlikte tüm Bafra buna sahip çıkarak inşallah birlikte Bafra Eczacılık Fakültemizin açıldığı günleri de yaşamayı ümit ediyorum. Sebep olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün uzunca bir süredir hem kamuoyunu meşgul eden hem de güzel bir çalışmanın sonucunu duyurmak için buradayız. Benim de yeni bir toplantı gerçekleştirdik. Sol bazı tutuşlar vardı. Onları da gerçekleştirdik. O noktada Eczacılık Fakültemiz Bafra'ya hayırlı olsun. Eczacılık Fakültesi'nin Bafra'da daha iyi nasıl gerçekleştirilebilir? Türkiye'de sayılı eczacılık fakültelerinden bunların arasına nasıl girebilir? Bunun çalışmasını yaptık biz deminden. Biz bu eczacılık fakültesinin Bafra'ya kurulmasıyla birlikte de burada modern eczacılıkla alternatif tıbbı birleştirerek daha farklı bir eczacılık fakültesini Bafra'ya kazandıracağız. Resmi gazetede yayınlandı. Ondan sonraki çalışmalarda hepiniz biliyorsunuz. İşte bazı dergiler gerçekleşti. İnşallah bizim Samsun'umuzun en büyük değerlerinden bir tanesi. Samsun'daki ilk üniversitemiz. Biliyorsunuz yine bu dönemde de Samsun'umuzda ikinci üniversitemiz emir buyuran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hasreten çok teşekkür ediyorum. Bağış şairimiz az önce içeride de söyledi. Aslında bu işletme fakültesinin temelini atmakla beraber Bafra'ya iki fakültenin kazandırılmasına vesile oldular. Yani biz şu anda işletme fakültesi kapansın, eczacılık maçasını, sağlık bilimleri maçasını derken aslında aynı zamanda hem işletme fakültesini hem de az önce sayın rektörümüzün de açıklamasıyla beraber eczacılık fakültesini de Bafra'ya kazandırmış olduk. Bugün burada çok güzel bir haber aldık. Ve bu haberi hep birlikte sevinçle karşıladık. Benim tabirimle geç olmadı ama biraz güç oldu. Ona da şükürler olsun. Bu güzel haberi burada duymaktan aile olarak sevincimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazandığımız topraklara bir vefa borcu olarak geri vermek bizim aile olarak gururumuzu teşkil etti bugüne kadar. Dolayısıyla şimdi anlıyorum ki biz bu küçücük hayrı yaparken sadece bir tuğla koyduk. Çünkü önümüzde o kadar güzel bir proje var ki Türkiye'de hatırlı sayılır 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Bafra Eczacılık Fakültesi'nin ileride çok büyük bir kapasite, çok büyük bir iddia içinde çalışabilmesi için gerçekten daha biraz daha yolumuz var.
Bunu biz aile olarak taahhüt ettiğimiz şeyleri yerine getireceğiz. Ama Vafra'nın burada bize katkı ve yardımcı olmasını rica ediyorum.